Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamtani ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza devam ediyoruz. Orada da 10. sözdeyiz. 10. sözde de 11. surete kadar geldik. Elhamdülillah. 11. sureti konuşmadan evvel yine 10. sözün bir başına dönelim. Orada yola nereden çıktığımızı bir hatırlayalım. Özellikle baştaki ayetleri mutlaka bir hatırımızda tutalım. Çünkü biz bu metni zaten bu ayetleri anlamak için okuyoruz. Bu ayetlerin semasına çıkmak için bir merdiven olarak kullanıyoruz bu metni. Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri de zaten bu eseri şu niyetle telif etmiş. Pekala, iki ayeti kerime var 10. sözün başında. 1. ayet Bismillahirrahmanirrahim. 2. ayet Rum suresinin 50. ayeti. Estağfirullah. فَنْزُرْ اِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Kısa bir meali şöyle bu ayetin. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum suresinin 50. ayeti. Bu ayeti kerimeyle dedik ki daha meal düzeyinde yüzleştiğimiz zaman bile şunu hemen derk ediyoruz. Bahar bize haşrin yani öldükten sonra dirilme hakikatinin yani dünyanın bu dünyadan ibaret olmadığının, ahiret içinde bu dünyada bir şeyler yapıldığının, bunların hesabının olacağının ve cennet cehennem olarak varlığın devam edeceğinin delili olarak Kur'an ayeti bize baharı gösteriyor. Yani bahara bakın diyor. Eğer bu noktada bir probleminiz varsa, bir acabanız varsa, bir ne bileyim fluluk kalmışsa kafanızda hiç uzağa gitmeyin. Her sene size misafir olan bahara bakın. Bahardaki yarattıklarıma bakın. Tekrar can verdiklerime bakın. Tekrar hayata dönenlere bakın. O zaman sizin de hayata döneceğiniz noktasında şüpheniz kalmaz. Çokça delilleri onun içinde bulabilirsiniz diye bize bir işaret ediyor. Geniş tafsilatını, ince düşünmesini, inceliklere girip dakik tefekkür yapmasını bize bırakıyor Kur'an-ı Kerim. Ama başlığını söylüyor yani bakın diyor bahara. Bunu yapan elbette sizi de diriltecektir. Orada iki şeye daha dikkat çekiyor. Yine daha meal düzeyinde fark ettiğimiz bir şey bu. Bir rahmet, iki kudret. Biz bunu nasıl anladık? Ayet-i Kerime'yi o noktada nasıl tefekkür ettik? Dedik ki Cenab-ı Hakk'ın baharı gerektiren rahmeti haşrı da gerektirir. Baharı mümkün kılan kudreti haşrı da mümkün kılar. Ne demek bu? Yani Cenab-ı Hak neden bu giden varlıkları geri döndürüyor? Neden ölüleri ölü bırakmayıp tekrar hayata davet ediyor? Neden dalları yeşillendiriyor, çiçeklendiriyor, kuşları cıvıltılı hale getiriyor tekrar? Yani o bahardaki şenlik, canlıların tekrar böyle bir an böyle varlığa tekrar çıkması gibi adeta. Hale gelmesi, dünyanın bir panayıra dönmesi tabiri caizse baharda. Neden bu oluyor? Çünkü Allah Rahman ikram etmek istiyor. Onun ikramı da böyle şenlikli oluyor işte. İşte bu rahmet yine iktiza eder ki dedik haşir de olsun. Gidişler ebedi olmasın. Madem o öyle kerim, öyle cömert, öyle bağışlamayı seviyor, öyle sevindirmeyi seviyor. O halde mutlaka bizi de ebedi küskünler kılmayacaktır, yokluğa göndermeyecektir, kendisine düşman haşa etmeyecektir. Mutlaka bize verdiği, tattırdığı, dudağımıza değdirdiği lezzetleri ebedi olarak bize tekrar verecektir elbette iman ile gidersek diye umuyoruz, diliyoruz, biliyoruz, iman ediyoruz yani biz buna.
Evet. Kudret ne peki? Kudret de burada bize işin mümkünlüğünü gösteriyor. Yani baharda yüzlerce, binlerce, milyonlarca türü tekrar hayata döndüren Allah, birkaç gün zarfında o ölü toprağı tekrar hayata mazhar eden Allah, ölü dalları tekrar yeşillendiren Allah. Yani bu Allah'ın kudretinden uzak değil ki bir tane türü, onların içinde bir tanesini sadece insan denen bir latifini tekrar diriltmesin, tekrar hayata göndermesin. Bunun mümkünlük açısından baharı yaratana ne problemi olabilir? Ki Bediüzzaman Hazretleri de başka bir bahiste bu mevzuyu şuna benzetir. Yani bir adam var, dağları kaldırıyor, indiriyor. Bir dağ yıkıyor, başka bir dağ yapıyor falan. Bunu her gün görüyorsun. Sonra onun davetine gelecek olan misafirlerin yolunda bir kaya düşüyor. Diyorsun ki ya bu kayayı kaldıramaz. Hani bu ne kadar mantıksız bir şeydir diyor. İnsanoğlunun haşrı inkarı da bu kadar mantıksız. Ya görüyorsun yani baharda olanları. Aleme baktığında görüyorsun bak neler oluyor uzayda. Yıldız oluşuyor daha yeni, gezegen oluşuyor daha yeni, daha kainatın böyle köşeleri var yani. Yeni yeni oluşumların olduğu, yıkımların olduğu bizim gibi değil. Yani karara varmış değil daha uzayın her bir köşesi. Bazı bölümleri hala oluşum sürecinde. E bunları görüyorsun. E bu kudret bunu muvaffak olan, bunu yaratabilen kudret. Yani ne sorun olabilir ki ona insanın tekrar dirilmesi güç açısından da yani kudret açısından da yani ne problem olabilir ki şeyi burada bu ayette bizim nazarımıza verilen şeylerden birisi. Estağfirullah tekrar okuyalım ayeti. Estağfirullah. Fenzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha. İnne zalike le muhyil mevta ve hu ala kulli şeyin kadir. Onun her şeye gücü yeter. Evet, ayetleri hatırladık. Bu ayetlerin bize sunduğu perspektifi tefekkür edeceğimizi, ondan geldiğimizi, yine ona döneceğimizi aklımıza aldık. Hafızamıza tekrar böyle bir cila çektik. Bir de ihtarımızı okuyalım. Sonra 11. surete geçelim. İhtar. Şu risalelerde teşbih ve temsilleri hikayeler suretinde yazdığımın sebebi hem teshil yani kolaylık hem hakaik-ı İslamiye ne kadar makul, mütenasip, muhkem, mütesani doğduğunu göstermektir. Hikayelerin manaları sonlarındaki hakikatlerdir. Kinaiyat kabilinden yalnız onlara delalet ederler demek hayali hikayeler değil. Doğru hakikatlerdir. Evet, amenna ve saddakna. Biz de şimdiye kadarki yolculuğumuzda bu suretlerin doğru hakikatlerden haber verdiğini gördük. Efendim, artık suretlerin de sonuna geliyoruz. Başta bize söylemişti Bediüzzaman Hazretleri, 12 suretle anlatacağım demişti. Biz de bugün 11. suretteyiz. Demek ki bir suretimiz daha var. Ondan sonra Haşr Risalesi'nin mukaddime kısmına geçeceğiz. Orada işaretler var. Suretlerden sonra bir de işaret tefekkürlerimiz başlayacak. İşaretlerden sonra da hakikat tefekkürümüz başlayacak. Arkadaşlar böyle geleceğe dair de bazı haberler vereyim size inşallah Cenab-ı Hakk'ın lütfu ihsanı ile ömür verirse, imkan verirse bunu yapmaya niyetliyiz. Yaparken ihlas üzere olmayı da ondan diliyoruz. Pekala 11. sureti bir baştan sona okuyayım. Yine bir sayfa zaten. Ondan sonra tekrar başından dönüp ince okumasını yapalım. 11. suret. Gel ey muannit arkadaş. Bir tayyareye ya şarka veya garba yani mazi ve müstakbele giden bir şimendifere binelim. Şu mucizekar zatın sair yerlerde ne çeşit mucizeler gösterdiğini görelim. İşte bak, gördüğümüz menzil ve meydan ve meşher gibi acayipler her tarafta bulunuyor. Lakin sanatça, suretçe birbirinden ayrıdırlar. Fakat buna iyi dikkat et ki, o sebatsız menzillerde, o devamsız meydanlarda, o bekasız meşherlerde
ne kadar bahir bir hikmetin intizamatı, ne derece zahir bir inayetin işaratı, ne mertebe âli bir adaletin emaratı, ne derece vasi bir merhametin semeratı görünüyor. Bir daha okuyayım burayı. Fakat buna iyi dikkat et ki, o sebatsız menzillerde, o devamsız meydanlarda, o bekasız meşherlerde ne kadar bahir bir hikmetin intizamatı, ne derece zahir bir inayetin işaratı, ne mertebe âli bir adaletin emaratı, ne derece vasi bir merhametin semeratı görünüyor. Basiretsiz olmayan herkes yakinen anlar ki, onun hikmetinden daha ekmel bir hikmet ve inayetinden daha ecmel bir inayet ve merhametinden daha eşmel bir merhamet ve adaletinden daha ecel bir adalet olamaz ve tasavvur edilemez. Eğer faraza tevehhüm ettiğin gibi daire-i memleketinde daimi menziller, âli mekanlar, sabit makamlar, baki meskenler, mukim ahali, mes'ud raiyet bulunmazsa, şu hikmet, inayet, merhamet, adaletin hakikatlerine şu bekasız memleket mazhar olamadığı malum. Ve onlara mazhar olacak, başka yerde de bulunmazsa, o vakit, o gündüz ortasında güneşin ışığını gördüğümüz halde, güneşi inkar etmek derecesinde bir ahmaklıkla şu gözümüz önündeki hikmeti inkar etmek ve şu müşahede ettiğimiz inayeti inkar etmek ve şu gördüğümüz merhameti inkar etmek ve şu kuvvetli emaratı, işaratı görünen adaleti inkar etmek lazım gelir. Yani ahirete inanmamak sadece ahirete inanmamaktan ibaret değil. Bunu Bediüzzaman Hazretleri çeşitli vesilelerle tekrar ediyor. İslam'ın bir cüz'üne iman etmemek aslında bütününe dair iddialara sahip olmaktır. Ne demek bu? Mesela meleklere iman etmiyorum haşa ama kitaplara imanım var, ahirete imanım var, Allah'a imanım var. Olmaz. Onlardan birisini yıktıysan bütün imanın yıkılmış demektir. Neden? İşte burada gözümüze sunduğu bağdan dolayı. İmanın her rüknü diğeriyle bağlıdır. Birisini inkar ettiğin zaman diğerine dair de kötü sözler, suizanlar ifade etmişsin demektir. Sen farkında ol, olma. Çünkü onlar birbiriyle tamam oluyor. Melekleri inkar ettin. Haşa. Allah göstermesin tabii kimse öyle bir şeye sapmasın. Ben burada fazla misal konuşuyorum. Melekleri inkar ettik diyelim, haşa. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki bana vahiy Cebrail getirdi aleyhisselam. Ne oldu sen Efendimiz aleyhissalatü vesselama yalancı dedin. Kur'an buyuruyor ki biz vahyi peygamberlerimize Cebrail aracılığıyla söyleyemedim bir türlü. Cebrail aleyhisselam aracılığıyla gönderdik diyor. Kuvveleri şiddetli olan diyor. Şimdi sen onu inkar ettin haşa melekleri. Kur'an'a da sen yalancılık suçlamasında bulundun. Hakeza oradan o iş zaten şeye gider. Cenab-ı Hakk'a dair de şeye gider. Suizanla falan filan. Hani bu iş dallanır budaklanır öyle kalmaz. Çünkü İslam'ın her bir rüknü birbirine bağlamış. Adam diyor ben kaderi inkar ediyorum. Ya kaderi inkar etmek sadece kaderi inkar etmekle ilgili bir şey değil. Küçük görme. Sen kaderi inkar ettiğin zaman Cenab-ı Hakk'ın ilmini inkar etmiş oluyorsun. Cenab-ı Hakk'ı cehaletle itham etmiş oluyorsun. Cenab-ı Hak geleceği bilmez. O bayındırcılar diyor ya. Ya nasıl bilmez? Bu bilmemek demek cahillik demek. İnsan bilmediği şeyi sonra öğrenir. Cenab-ı Hak sen cahillikle itham ettin yani. Sonradan öğreniyor demek istedin yarattığını. Öyle şey olur mu? Allah, yaratan Allah nasıl sonradan öğrenir yarattığını? Sonradan öğreniyorsa ilk yaratan kim? Bilmeden nasıl yaratılır bir şey?
Bu mümkün mü yani? Hülasa yani bu tutarsızlıklar kadere dair olsun, Kur'an'a dair olsun. Mesela işte Mustafa Öztürk Kur'an diyor Allah sözü değildir. Ya bu çok büyük bir itham. Sen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kendi ağzından laf uydurup Cenab-ı Hakk'a yamamakla itham ettin ya. Yani insanlığın semasındaki yıldızı aldın ayaklarının altına attın yani. O, orada gördüğünüz şey aslında haşa sümme haşa. Yani düzmeci bir beşer demek istedin. Haşa sümme haşa. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz böyle çamurlardan beridir. Onun düşmanları bile onun hakkında böyle bir şey söyleyememiş yani. Muhammedül Emin demişler. Cahiliyede bile yalan söylediğine kimse şahit olmamış. Ebu Sufyan bunu radıyallahu anh daha Müslüman değilken Heraklius'un huzurunda doğrulamış demiş. Yani hiç yalan söylemez o. Heraklius'a mektup gittiğinde işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mısır Meliki Mukavkıs'a, Sasani İmparatoruna Kisra'ya ve Roma İmparatoru Heraklius'a mektup yollamıştı. Heraklius o zaman Şam'daydı. Orada ticaret için bulunan Kureyşlileri çağırdı. Bunun akrabalarından bulursanız getirin dedi. Sordu orada tekrar. Bu nasıl birisi? Ona kimler tabi oluyor? Hiç yalan söylediği vaki oldu mu? Gibi gibi sorular sordu. Ebu Sufyan radıyallahu anh yani hakkını verdi orada. O zaman Müslüman değildi ama dedi hiç yalan söylediğine şahit olmadık. Kavmimizin en doğru sözlüsü. Gibi gibi. Öyle birisi yani düşmanları ya kendi zamanında kılıç kılıca harp ettiği adamlar, boğazladıkları birbirlerini öldürdükleri adamlar diyememişler onun hakkında bir şey. Sen geldin 14 asır sonra. Ne ya bu sözler çok böyle Allah'a yakışmıyor. Kusura bakma da Allah'a yakışıp yakışmadığına sen mi karar vereceksin yani? Ya sanki tövbe haşa, sümme haşa yani bunlar Allah'ın Allah'ı olmuşlar haşa, sümme haşa, tövbe haşa. Karar veriyorlar. Hiç yakışıyor mu bu Allah'a falan? Bırak da ona o karar versin. Benim kelamım diyor, Habibim diyor. Sen mi geleceksin şimdi belirleyeceksin bunları yeni baştan? Adam yani. Bunlarınki şeyi bile değil. Hani Müseyleme gene insaflıymış. Müseylemetül Kezzab yalancı peygamber çıkmış ya Efendimiz'den sonra. O Yemame harbi oluyor onlarla, mürtetlerle, Müslümanlar arasında, dinden çıkanlarla. Gene diyorum az söylemiş bunlar daha da yukarı çıkıyorlar abi çıtayı yukarı kaldırıyorlar sürekli yani. Yani Müseyleme öyle bir şey dememiştir bunları Muhammed uydurdu diye aleyhissalatü vesselam. Ben duymadım öyle bir şey. Ya ben de bana da geliyor demiş tamam uydurmuş yani bana da vahiy geliyor falan diye düzmece bir şeyler söylemiş. Saçma sapan şeyler. Ama yani bunların çıktığı seviye ayrı bir dalalet seviyesi ya. Artık işin Everest'ine koşuyor bunlar. Allah'a tövbe haşa, sümme haşa. Allah'lık öğretiyor ya. Bu hiç Allah'a yakışır mı? Neyse, bu nereye geldik? Güya düz okuyacaktık, duramadık. Evet. Gündüz ortasında güneşin ışığını gördüğümüz halde güneşi inkar etmek derecesinde bir ahmaklıkla şu gözümüz önündeki hikmeti inkar etmek ve şu müşahede ettiğimiz inayeti inkar etmek. Bak nerelere gidiyor? Ve şu gördüğümüz merhameti inkar etmek ve şu kuvvetli emaratı, işaratı görünen adaleti inkar etmek lazım gelir. Öyle kalıyor mu o iş yani? Ben ahireti inkar ettim. O kadar. Bunun hiç iması yok mu? İşareti yok mu? Götürdüğü bir yer yok mu? Lazım mezhebi yok mu? Var. Hem bu gördüğümüz icraat-ı hakimane ve ef'al-i kerimane ve ihsanat-ı rahimanenin sahibini, bak geldik oraya işte, haşa sümme haşa, sefih bir oyuncu, gaddar bir zalim olduğunu kabul etmek lazım gelir. Bu ise hakikatlerin zıtlarına inkılabıdır. Halbuki inkılab-ı hakaik, bütün ehli aklın ittifakıyla muhaldir, mümkün değildir. Yalnız her şeyin vücudunu inkar eden sofestai eblehler hariçtir. Demek bu diyardan başka bir diyar vardır. Onda bir mahkeme-i kübra, bir ma'dele-i ulya, bir mekreme-i uzma vardır ki ta şu merhamet ve hikmet ve inayet ve adalet tamamen tezahür etsin. Evet şimdi ilk okumanın ardından ince okuma faslına geçiyoruz. 11. suret yani mevzuun 11.
yüzü, 11. yönü. Sureti biz zaten yüz anlamında kullanıyoruz. Gündelik yaşamda kullandığımız kelimelerden yani. En azından bir Sivaslı olarak ben kullandığımızı düşünüyorum. Sureti ya da sıfatı mesela yüz anlamında kullanıyoruz. Kullanmayanlar varsa anlamı yüz demek, onu da söylemiş olalım. 11. suret. Gel ey muannit arkadaş. Ne demek muannit? İnat etmek. Muannit, inat. Bak zaten sesten de benzeştiğini fark ediyorsunuz. İnatçı demek muannit. Gel ey muannit arkadaş. Bir tayyareye, tayyare uçmak, uçak, tayyare uçak demek. Ya şarka veya garba, yani doğuya veya batıya, yani mazi ve müstakbele, geçmişe ve geleceğe giden bir şimendifere binelim. Şimendifer de tren. Geçmişe, geleceğe giden bir trene biniyoruz. Şu mucizekar zatın sair yerlerde ne çeşit mucizeler gösterdiğini görelim. Yani o sarayın padişahının, sultanının daha başka nerelerde, bizim gördüğümüz menziller dışında nerelerde ne tür mucizeler gösterdiğini bir görelim. Biraz daha böyle büyük bir resme bakalım. Sadece kendileri gördüğümüz manzarayla oyalanmayalım. Bakış açımızı zenginleştirelim. İşte bak, gördüğümüz menzil ve meydan ve meşher gibi acayipler, yani bu gördüğümüz konak, meydan ve meşher sergi demekti, hatırlayalım, gibi acayipler her tarafta bulunuyor. Yalnız bu dünya değil. Lakin sanatça, suretçe birbirinden ayrıdırlar. Fakat buna iyi dikkat et ki, o sebatsız menzillerde, sebatsız, devamsız menzillerde, o devamsız meydanlarda, o bekasız meşherlerde, yani devam olmayan, yine bunlardan üçü de devam manası var. Ama elbette farklı katmanları vardır. Beka mesela sonsuzluk manası var. Devamlık, zaten devam kelimesi bizim bildiğimiz bir şey. Sebat, sabit olma, yine devama benziyor yani aslında. Fakat mutlaka nüansları vardır, ben bilmiyorum. Ne kadar bahir bir hikmetin intizamatı, ne derece zahir bir inayetin işaratı, ne mertebe âli bir adaletin emaratı, ne derece vasi bir merhametin semeratı görünüyor. Yani baktığımıza ondan ötesi için bakmak. Bediüzzaman Hazretleri'nin, nurcular bunu iyi bilirler, Risale-i Nur'u şöyle böyle tanıyanlar da bundan haberdardır. Manayı harfi diye külliyat içinde tekrar tekrar söylediği, nasihat ettiği, öğrettiği, dikkat çektiği bir şey var. Varlığa varlık için bakmamak. Varlığa varlıktan ötesini, onun arkasındaki gaybi hakikatleri görmek için bakmak veya varlığa büyük resmin anlamını okumak için bakmak. Buna Bediüzzaman Hazretleri manayı ismi diyor. Neden öyle diyor? Mana zaten anlam demek. İsim de Arapça'da böyle tek başına bir anlamı, manayı ismiyle bakmak şey demek. Pardon, yanlış, manayı harfi. Az önceki tarifi manayı harfi için yaptım ben ama dilim sürçtü, kafam karıştı, manayı ismi dedim. Yani kainata manayı harfiyle bakmak gerekiyor. Daha büyük resmi görmek. Ne demek bu? Zaten biraz çıkarabiliyoruz harf kelimesinden. Harf nedir? Türkçe'de kullandığımız manada söylüyorum. Arapça'da daha da farklıymış bu. Türkçe'de biz ne diyoruz harfe? Tek başına bir anlamı olmayan bir ses ama bir kelimenin içinde olduğu zaman onun bir anlamı oluyor. Yani o sese, o kelime için bakmış oluyoruz. A, H, M, E, D, böyle tek tek baktığında bunların bir anlamı yok. Harf sadece. Ama Ahmet'te birleştikleri zaman, bu Ahmet, bu bir kişi, bir insan anlamı oluyor. Orada bize bütünü okutturan, bütünün anlamını bize veren şey, harfleri parça olarak görmek.
maksadın bütün olduğunu düşünmek. Biz bir kelimeye baktığımız zaman F varmış, A varmış, K varmış, A varmış, T varmış. Bu demiyoruz. Ne diyoruz? Fakat bak, birleştirdik onları. A kendisi için değil, F kendisi için değil, K kendisi için değil, A kendisi için değil, T kendisi için değil. Harflerin kendisi için olmadığını, bunların beraber bir anlam ifade ettiğini düşünmek bize bütünü okuma fikrini verdi. Bunun gibi de Arapçada da mesela ve, ile gibi mesela bizdeki bağlaca benzer şekilde ifadeler tek başlarına anlam olmayan ifadeler. Ancak bir cümle içinde yanındaki, sağındaki, solundaki, önündeki, arkasındaki kelimelerle anlam kazanan ifadelere harf deniyormuş. Yani Türkçedeki harften daha başka bir harf bu. Bir şeye manaya harfiyle bakmak da işte, az önce ismi dedim, yanlış söyledim. Bir şeye manaya harfiyle bakmak da onun bütününe bakmak demek. Yani onu bir bütünün parçası kılıp bu bütünde bana ne okutturuluyor diye anlamaya çalışmak. Parçadan bütüne gitmek, tüme varım. Öyle diyorlar ya şimdi yeni Türkçe'de. Parçadan bütüne gitmeye tüme varım diyorlar. Tüme varım yöntemi. İşte Ahmet konuşuyor. Ahmet bir insan. O zaman bütün insanlar konuşabilir. Buna tüme varım denir. Çünkü parçadan bütüne gittik. Veya tersten de olabilirdi. İnsanlar konuşuyor. Ahmet de insan. O halde Ahmet de konuşuyor. Bu da tümden gelim diyorlar buna da. Buna Arapça ifadesi bürhani inni, bürhani limmi miydi? Bilmiyorum şimdi, onu da şey yapmayayım. Herhalde öyle bir ifadeleri vardı onun da. Yeri gelir belki anılırsa sözlüğün de yardımıyla onu konuşuruz. Yani biz bir şeye böyle işaretlerle de inanabiliyoruz. Delil olarak kullanabiliyoruz. İşte diyoruz ki şunlar şöyledir. Şu da şunlardan, o zaman o da öyledir. Böyle şeylerle, bağlamlarla, mantıklarla iman edebiliyoruz. İşte manayı harfi de bize bu türden bir bakışı öğretiyor. Şeylere kendisi için bakmamak, arkalarındaki hakikatler için bakmak, derinliği için bakmak, onunla söylenen için bakmak. Size bir elma hediye edilmiş padişahtan. O elma, ama mı yaparsınız yoksa padişah bana elma gönderdi, bundaki kastı nedir acaba, ne anlatmak istiyor, ya bu güzel bir hediye, bu böyle yenmez, bunu hemen ben bir ne yapayım, işte üstünü vernikleteyim falan filan, bir şekilde bunu saklamanın imkanı varsa ben bunu hatıra olarak saklayayım falan gibi gibi şeyler düşünürsünüz değil mi? Çünkü hatır tur yemek o hayvanların işidir, verilen her şeyi ne olduğunu düşünmeden arkasında. Götürürsünüz, ineğin önüne koyarsınız en güzel gül destesini. İnek demez ki lan adam ne kadar sanatlı, böyle ince ince dizmiş hepsini falan demez ki. Hemen götürür onu yani. Affetmez. İşte merkebe çiçek tutmak. Merkep ne anlasın çiçekten? O yiyeceğine bakar yani. Gibi gibi. Ama insan böyle değil. Allah insana bir derinlik vermiş. Bizim de o derinliğin hakkını vermemiz lazım. Niçin diye sorma, neden diye sorma. Nereden geliyorum, nereye gidiyorum diye sorma. Bunlar insana bağışlanmış hayvanüstü yetenekler. Hayvanda böyle bir şey yok. Böyle olunca insaniyetin hakkını vermekte, insaniyet-i kübra olan İslamiyetin hakkını vermekte, böylesi sorulara sahip olmayı gerektiriyor arkadaşlar. İşte burada dikkatimizi çekilen şey, fakat buna iyi dikkat et ki o sebatsız menzillerde, yani sebatı olmayan, devamı olmayan menzillerde, o devamsız meydanlarda, o bekasız, yani yine devam etmeyen manasında, sonsuzluğu olmayan manasında meşherlerde ne kadar bahir bir hikmetin intizamatı, yani bahir, ne demekmiş buradakine bakalım, apaçık. Apaçık bir hikmetin intizamatı görünüyormuş, düzeni görünüyormuş. Nizam, düzen, intizam, düzenli. Ne derece vasi, yani geniş, vasi ova derler mesela, geniş bir ova. Bir merhametin semeratı görünüyor. Ne kadar bahir bir hikmetin intizamatı, ne derece zahir bir inayetin. İşaratı, inayet ne demekti? Burada ne diye verilmiş, ona bakayım önce.
makam inayet. Bütün yararların, hikmetlerin ve faydaların kaynağı olan düzenlilik diye verilmiş. Yani evet, yardım manasında da kullanılıyor ama üstadın bununla kastettiğinin kainattaki düzenlilik olduğunu Kenan Demirtaş Hoca çok vurgular, buraya da o manayı aldırmış söz basıma. Külliyatın içinde de zaten böyle geçiyor. Oradan dolayı öyle söylüyor o. Ne derece zahir bir inayetin işaratı, yani inayete, yardımlara işaret varmış. O düzenliliğe, bize yardımcı olan düzenliliğe işaret varmış. Ne mertebe âli bir adaletin, yüksek bir adaletin emareleri varmış, emaratı, işaretleri yine. Ne derece vasi bir merhametin semeratı görünüyor. Basiretsiz olmayan herkes yakinen anlar ki, basiretsiz yani şu gözle görmek basar, ardını görebilmek basiret. İşte basiret bu. Ya basiretin bağlandı. Yani o işin nereye gideceğini ben anlayamadım. Kör oldum manasında söylemiyoruz mesela biz onu. Bir şey oluyor, dolandırılıyoruz veya Allah göstermesin bir kaza oluyor bizim bir dikkatsizliğimizden, işin gidişatını anlayamayışımızdan. Ne diyoruz? Basiretin bağlandı. Bu basiretle kastettiğimiz şu değil. Bu basar. Kör oldum demiyoruz. İleri görüşlülüğüm kesildi. Nereye gideceğini çözemedim, sezemedim. Yani arkayı göremedim. İşte o manayı harfiyi yapamadım. Buna kastederek söylüyoruz yani. Basiretsiz olmayan herkes yakinen anlar ki onun hikmetinden daha ekmel bir hikmet, yani daha kemalde bir hikmet ve inayetinden daha ecmel bir inayet, yani onun yardımından daha güzel bir inayet ve merhametinden daha eşmel, şamil, kapsamlı bir merhamet ve adaletinden daha ecel, daha çabuk bir adalet olamaz ve tasavvur edilemez. Ecele burada daha görkemli denmiş. Yani demek ki bu aceleden gelmiyor. Ben yanlış düşündüm. Daha ecel bir adalet olamaz diyor. Daha görkemli bir adalet olamaz ve tasavvur edilemez. Şimdi burada dikkatimizi çekilen ne şu paragrafta? Bir, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Burada iki şey arasındaki zahiri bir uyumsuzluğa dikkatimiz çekiliyor. Nedir onlar? Bir, kainatta bir devamsızlık var, geçicilik var, çabuk değişirlik var. Bunların işaret ettiği bir, ne diyelim, zayıflık var. Kainatın kendisi adına bahsediyoruz bundan. Bir nakıs var, bir eksik var. Yani güzel olan güzel kalamıyor. Çiçek ne kadar güzel ya, ne ince sanat. Yani onu insanoğlu tasarlayamaz yani. Böyle bir çiçeği nasıl, yani hiç çiçek diye bir şey görmemiş insan hayatında. Ya bana bir çiçek yap. Nedir çiçek? Bilmez ki. Ama o yoktan yaratılmış öyle bir güzellik Cenab-ı Hak bahşetmiş. Hem de bir tane bahşetmemiş yani. Binler çeşidini bahşetmiş. Yüz binler çeşidini bahşetmiş. Hepsi de güzel arkadaş. Yani bir tane çiçek görüp de ya ne çirkin bir şey diyen var mı? Hepsi güzel. Diken. Dikene diyorsun ki ya işte canımız acıtıyor bilmem ne. İşte gül, diken falan böyle bir arasında kendimizce bir zıtlık kurmuşuz. Ama ya diken de şey olarak kullanılıyor, dekor olarak veya işte çiçek gibi besleyenler var. Kaktüsler mesela. Şimdi kadınlar kaktüs de besliyor, erkekler de besliyor da hani kadınlar böyle çiçeklerin yanına bir de kaktüs koyuyorlar. O onunla güzel yani, bak beraber. Güzel duruyorlar ayrıca. Onun da kendine göre bir estetiği var demek ki. Şimdi bunu görüyorsun. Sanatı görüyorsun. İşte altta söylediği şeyler. Adalet. Varlıktaki şeyi görüyorsun. Her şey hak ettiği kadar hakkını alıyor. Bak, insan dairesinden bahsetmiyorum. Varlık dairesine gidelim. Biraz kendi resmimizden uzaklaşalım. Daha geniş görelim. Burada söyledi ya. Bir şu trene bir binelim yani, bir tek kendi alemimizden ibaret kalmayalım. Biraz geniş bir aleme çıkalım. Görüyoruz ki ya aslana ne lazım? Pençe lazım, diş lazım, kuvvet lazım. O verilmiş. İşte
Kediye ne lazım? Atiklik lazım, çabukluk lazım, hafiflik lazım, o verilmiş. Köpeğe şu lazım, o verilmiş. Kuşa bu lazım, o verilmiş. Ota şu lazım, o verilmiş. Ağaca bu lazım, o verilmiş. Bak bu da bir adalettir. Adalet sadece birisi haksızlığa uğradı, sadece işte devlet geldi, hukuk sistemi oldu falan filan. Bu çemberde okumayalım. Adalet bundan çok aşkın bir şey. O adaletin bizim kendi dünyamızda okuduğumuz bir şekli. Bir küçük şekli. O zalimlerin cezasını bulması, hukukun uygulanması falan filan bunlar. Yani adaletin içinde bir nüve. Adalet dediğimiz şey aslında büyük resimde her şeyin hakkını almasını kastediyor. Ne için yaratıldın? Şunun için. Sana o amaca giderken her şey sağlanıyor. Ağaca sağlanıyor, kuşa sağlanıyor, sineğe sağlanıyor, arıya sağlanıyor, aslana sağlanıyor. Bu bir veçhi bak, bir veçhi bu. Aslanlık yapacakken tırnaksız yaratılmıyor yani. Ne lazımsa o. Geyiklik yapılacakken köpek dişi verilmiyor. Ona otları ezmesi için ot dişi lazım. Ne lazımsa o. Bunu böyle biyologlar işin derinine indikleri zaman hani diyorlar ki ya bu varlıklarda neler neler. Mesela deve ile ilgili bir makale okumuştum ben. Abi deve yani Cenab-ı Hak onun ağzından tut şeye kadar yani dışkısına kadar her noktada nemi tutabilme yeteneği var. Yani çölde yaşıyor hayvan onun tabiatı o. O suyu uzun süre tutması lazım vücudunda. Abi dudağından bile hayvan şey yapıyormuş yani o nemi tutabilme yeteneğine sahip. Yani gidene kadar o sudan ben nasıl daha fazla istifade edebilirim? Yediğimden içtiğimden nasıl daha fazla su çıkarabilirim? Hayvanın bütün tabiatı bunun üzerine Cenab-ı Hak inşa etmiş. O da hakikaten böyle günlerce çölde su içmeden gidebiliyor, yaşayabiliyor. Çok dayanıklı bir hayvan deve yani güçlü bir hayvan gibi gibi. Gitsek hangisine varsak yaratıldığı yere göre bir fıtratla yaratıldığını görüyoruz. Şimdi evrimciler buna şey diyorlar. İşte gitmiş canlı oradaki ortama uyum sağlamış. Bana ne lazım burada? Şu lazım. Deve mesela gitmiş çöle. Oo demiş burası ne ya burada su yok. Ben demiş biraz su tutmaya başlayayım en iyisi. Evrim geçirmiş. Düşünmüş yani. Düşünmesi lazım. Düşünmese nasıl olacak bu? Düşüncesiz bir evrim bu. Nasıl oluyorsa böyle hayvan ilim tarafı yokken ilim sonucu işler yapmış. Biyoloji. İlim yok, akıl yok. O akıl yok, fikir yok. Bu çölde yaşamak için ne lazım, ne gerekir, nereyi geliştirmem lazım, nereye yatırım yapmaz. Argesi yok yani devenin kendi içinde bir arge sistemi kurmamış. Ama diyor işte o diyor binlerce yıllık, on binlerce yıllık, milyonlarca yıllık evrim sırasında çölde nasıl yaşayacağını öğrendi. Lan nasıl öğrendi? Aklı yok bunun. Nasıl bir aklı var bunun? Ben şimdi mesela otu tutuyorum peşimden geliyor. Madem o kadar dehşetli deha dudağından bilmem neresine kadar nasıl suyu tutabilirim. Bunun böyle bizim bugün biyokimyacıların bile hafızasının almadığı şekilde kendisi akıl etmiş güya soru işareti orada. Bu kadar zeki o zaman niye benim tuttuğum havucu takip ediyor? Yani ben onu kesmeye götürdüğümü anlamıyor mu veya etrafında insanlar toplandım mı elinde bıçak oldum mu ulan beni kesecekler galiba falan demiyor. Geliyor boyun eğiyor. Kıh diyorsun oturuyor mesela. Ya bu böyle beraber olabilecek bir şey mi? Bunu biraz sormak lazım ya. Nereden geldik buraya? Ha şeyden geldik. Bak bu da bir adalet. Bir diğer adalet. Arkadaşlar fizik de bir adalettir. Kimya da bir adalettir. Biyoloji tarafını konuştuk bir parça. Biyolojinin kendi içinde de daha başka adalet türleri var. Kimyayı fiziğe gelelim mesela. Bak, kütle çekim yasası diye bir şey var. Buradan tut dünyadan evrenin köşesine kadar git. Kütle çekim yasası diye bir şey işliyor. İşte Newton'un o yer çekimiyle kozmik evren arasında kurduğu bağıyla kendi keşfini sağladı. Ancak zaten yaratılalı bir alem var olan bir şey bu. Kütleler birbirlerini çekiyorlar. Bir düzenlik içinde, formüller içinde eşlik edilecek yani okunabilecek, bilinebilecek bir düzeyde bunu yapıyorlar. İnsanoğlu da bunu bilsin diye yaratılmış zaten, görsün okusun diye yaratılmış. O da bir adalet. Bak güneşe güneş kadar, dünyaya dünya kadar, Plüton'a Plüton kadar
yani o kütleyle ilgili olarak verilmiş, bir matematikle verilmiş. Bak, matematik aslında adaletin dilidir. Her ne kadar biz onu bugün modern sistemde hukukumuzun içinde falan işte haksızlığa bilmem şu bu falan demiyoruz ama aslında matematiktir adaletin dili. Şuna şu oranda, buna bu oranda, mesela kimya içinde 2 hidrojen, 1 oksijen su oluyor. Bak, oranı var, haddi var, şeyi var, sınırı var. Bu oran, sınır, had içinde olan her şey adaletlidir aslında. Ona o kadar, buna bu kadar. Belirlenmiş hatlar, hak edene hakkı kadar veriliyor yani. Değişkenlik yok, keyfi muamele yok. Bak, biz gündelik hayatta neye adaletsiz diyoruz? Keyfi muameleye. Ne demek istiyorum? Keyfi muamele ne? Bilirsiniz ama azıcık şey yapalım. Hani bir öyle yapıyorsun, bir böyle yapıyorsun. Falancıya 5 lira verdin, filancıya 10 lira verdin. Bak, bizim nizalarımız bundan çıkmıyor mu? Filancıya 3 kilo elma verdin, falancıya 5 kilo elma verdin. Bak, bana niye aynısını vermedin diyor. İkram bile olsa, mesela dağıtıyorsun, yardım dağıtıyorsun, bedava dağıtıyorsun, bir şey almıyorsun insanlardan. Birisine bir tane eksik veriyorsun, bana niye eksik verdin? Ya sen para mı verdin buna? Yok, ama bak şeyi seziyor, orantısızlığı seziyor aslında. Dikkat edelim arkadaşlar, bizim adaletsiz dediğimiz şey aslında matematiksizliği biz seziyoruz. Bu iş matematikle olmadı diyoruz mesela, bir haksızlık var bunda diyoruz kendimizce. Bunu okuyuşumuz şey şeklinde, keyfi muamele şeklinde oluyor gündelik yaşamda. Ama varlığa baktığımızda varlıkta müthiş bir matematik işliyor. Fizik, kimya, biyoloji, bütün bilim dalları diyorlar ki bize, ya her şeyi formül üstüne, her şeyi düzen üstüne. Zaten bilim dediğimiz şey de bunun sonucu. Teknoloji de zaten bunun üzerine icra ediliyor yani. Mühendis binasını hesaplıyor. Kirişleri şöyle yaparsam, kolonu böyle yaparsam burası şu ağırlığı kaldırır diyor. İşte şu kadar kolon yaparsam bu kadar kat çıkabilirim diyor. O bilgiye sahip olmasa, o teorik bilgi onda olmasa, varlığın düzenini bilmese, deneme yanılmayla mı olacak? 6 kolon yaptım, 8 kat çıktım, yıkıldı. He, o zaman bir dahakine 7 kolon yapayım falan mı diyecek? Öyle bir şey var mı, deneme yanılma ihtimali bir mühendisin? Mecburen her defasında başarılı olmak zorunda. İçinde insan yaşayacak onun, hayvan yaşamayacak veya başka bir canlı olmayacak. Hayvan da olsa günah da zaten. Her neyse, yani o ölçüllüktür bizim fark ettiğimiz. Başka ne diyor? Merhamet. Bunu açmaya gerek var mı? Yani şu varlığın tattığı, yaşadığı, tecrübe ettiği güzellik namına ne varsa merhamet. Cenab-ı Hak bizi gizli hazine olan hakikatinin bilinmesi için yaratmış. O bilinmenin iltifatı da merhamet sonucu nimetlere mazhar olmak. Kim yani yaşamak kötü der? Bak, yaşamanın hiçe dair olduğunu düşünen ateistler bile kaçta kaç intihar edebiliyor. Biliyor adam, yaşamak güzel bir şey diyor ya. İlyas Salman mıydı bir tanesi? O olabilir, emin değilim. İçmiş böyle, bir yerde görüntülüyorlar. Bayağı da içmiş, alkol kullanmış. Soruyor şey spiker. Ya diyor İlyas Bey veya işte kimse, ölmek mi istiyorsunuz? Neden bu kadar alkol kullanıyorsunuz falan filan diye soruyor. Şöyle sürünerek de olsa yaşamak istiyorum. Bak, o da yaşamak istiyor. En böyle şey adama da sorsanız yaşamak istiyor. Bir gün daha kalabilir miyim diye düşünüyor. Çok nadir vakalarda intihar. Neden? Güzel bir şey ya. Güzel bir şey. İnsan o nadir vakalar da yani o adamın elinden almazsan o şeyleri, ona zulmetmezsen o adam da normalde yaşamına devam eder. Evet. Merhamet yani çok emareleri olan, hayatın her tarafını sarmış bir şey. Her annenin yavrusuna yaptığından, eylediğinden Cenab-ı Hakk'ın merhametini okumak mümkün. Çünkü anne yavrusuna bir neden sonuç ilgisiyle merhamet etmiyor. Kalbine konulmuş bir istekten dolayı, mesela başkasının yavrusuna o kadar merhamet etmiyor. Getiriyor mesela maymunların işte şeyleri var, belgeselleri. Onlar da kucaklarında gezdiriyorlar, böyle sırtlarında gezdiriyorlar. Yanına bazen bir yavru maymun karıştırıyor annesini, ötekine gidiyor. Abi parçalayacak neredeyse.
sen bana niye yaklaştın diye. Bak, o tekine karşı o merhamet yok. Buna var. Demek ki bu böyle yani akışına bırakılmış bir iş değil. İçinde bir şey yaratılmış kendi yavrusuna göre. Onun eseri olarak da merhamet ediyor. Merhamet yani o kadar sihirli bir şey ki annenin kalbinde o merhamet olmasa o yavruya nasıl dayanılır ya? O ağlamaya, naza, çileye uğraştırıyor. O kadar işi var. Kendi ayakları üstünde durana kadar, durdunca da bitmiyor da, durana kadar bile ne kadar meşguliyeti var anne için. Nasıl dayanıyor ona işte? Merhamet Cenab-ı Hak ona bir dayanıklılık veriyor. Evet. Tekrar şu kısmı okuyayım. Bir daha bakalım şuna şimdi. Fakat buna iyi dikkat et ya, o sebatsız menzillerde. Yani geçici, fani, durmuyor. O devamsız meydanlarda, o bekasız meşherlerde ne kadar bahir bir hikmetin intizamatı, yani apaçık bir düzen, ne derece zahir görünürde bir inayetin işaratı, ne mertebe âli bir adaletin emeratı, ne derece vasi geniş bir merhametin semeratı meyveleri görünüyor. Basiretsiz olmayan herkes yakinen anlar ki, yani kesin bir şekilde yakin o demek. Kur'an'da mesela yakin gelinceye kadar ibadet et deniyor. Yakinden de kastedilen ölüm. Oradaki yakin özel manada. Yoksa kesin bilgiye ulaşınca namaz kılmak kalkıyor değil. İbadet etmek kalkıyor değil. Bazıları vardı bir dönem böyle anlayanlar. Yani belki Edip Yüksel de böyle anlıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Tamam diyor, ben diyor yakine ulaştım. İmanım tamam, benim ibadet etmeme gerek yok. Yani o manada değil ki işte bu sünneti reddetmenin, İslami ilimleri reddetmenin, sadece Kur'an'a bakarım, ben her şeyi bilirim, anlarım falan filan diyenin gittiği yer böyle bir çukur. Çünkü o kelimenin oradaki özel anlamını bilmiyor. Yakin gelinceye kadar iman et. Yakin geldi, ben daha iman etmeyeyim. Ama oradaki ölüm manasıyla evet anlarsan tamam, ölüm gelinceye kadar iman et. Öldükten sonra zaten olmayacak o iş. Ama sen onu bir de kesin bilgi diye anlarsan, ben diyor kesin bilgiye ulaştım. Daha iman etme şey, ibadet etmeme gerek kalmadı. Ne anladın sen? Ayet ne söylüyordu? Sen ne anladın? Oradaki yakinden kasıt ölüm yani. Kesin bilgi, artık öldün Allah'ın varlığına, meleklerin varlığına. Artık ölümle insan nasıl şahit olur değil mi? O süreci yaşadığı zaman. İşte o bir yakindir. Basiretsiz olmayan herkes yakinen anlar ki onun hikmetinden daha ekmel bir hikmet, İnayetinden daha ecmel, güzel bir inayet ve merhametinden daha eşmel bir merhamet ve adaletinden daha ecel, görkemli bir adalet olamaz ve tasavvur edilemez. Benim burada söylediğimden çok daha fazlasını siz kendi kainat tefekkürlerinizden çıkarabilirsiniz, düşünebilirsiniz onları. Yani buradaki inayet olsun, intizam olsun, adalet olsun, merhamet olsun, hikmet olsun, bunların varlığını kendi tefekkürlerinizle ya da karşılaştığınız ilginç bilgilerle zaten düşünüyorsunuzdur da, hani daha da fazlasını benim söylediklerimden daha da fazlasını siz şimdi bu cümleler üstünden kurabilirsiniz ve dikkat çekilen tezata da atf-ı nazar yapabilirsiniz yani. Bak, sebatsız, devamlı değil, eksik. Böyle böyle sorunları da var bu varlığın. Ama yahu bir de bunlar var yani. Bak, şöyle şöyle muhteşem tecelliler, yansımalar, işler var. Ama diğer tarafta fanilik var. Bu bununla beraber oluyorsa bize bir şey söylenmek isteniyor. Bize bir şey anlatılmak isteniyor. Bize bir tamamlanma olacağının İması bu fanilik üzerinden yapılıyor diye düşünmemiz lazım. Aklımıza gelmesi lazım yani. Ya bu üstün sanat bu fani mülkte durur mu? Bir mühendis var diyelim, adam korkunç çok büyük şeyleri başarabilecek bir zekaya sahip. Ne yapıyor peki? İskambil kağıdından ev yapıyor. Anderson aptal o zaman bu iskambil kağıdından yaptığına göre. Yani iskambil kağıdından ev yapan kişi hiçe uğraşıyor demektir. O kağıt ne kadar durur? Ama madem mühendislik bilgisi şöyle dedin, zekası böyle dedin,
İşte tecrübesi şöyle dedin, o adam o zaman sadece bununla yetinmiyordur. Gibi gibi bak. Size bunu la teşbih ve la temsil bir perspektif olarak şey yapmak istedim, sunmak istedim. Yani öyle bir yetenek, öyle bir zeka, öyle bir tecrübe, yapabilirlik böyle bir zeminde durmaz. Olmaz. Bu zemin ona az gelir. Bununla uğraşmak istemez yani. Uğraşmak istemez diyeyim de şöyle yani. Yani ona yetmez yani. Eğer onu yapıyorsa o başka bir şeydir, başka bir amaçladır. Yani belki şöyle diyelim. Daha şeyi oturaklı bir örnek olsun. Adam muhteşem mühendis. Şöyle işte binalar yapabiliyor, böyle şeyler yapabiliyor falan. Bunu gösteriyor eserlerinde. Ama sadece maket ev yapıyor. Yani olmaz dersin. O maketi yapıyorsa herhalde aslını yapmak içindir. Bak bu daha uygun oldu. Dersin ki ya bu maketle sadece uğraşmaz. Koskoca mimarlık odası, mimarlık ofisi, bilmem nasıl bir firma, devasa. Ne yapıyorlar? Maket ev yapıyorlar. Ya olmaz. Bak koskoca ofis maket ev yapmak için kurulmaz. Bu başka bir şeyler de yapacaktır. Bu maketler onun numunesidir. Bak mantıkla dersin yani bu iş bu kadar olmaz. Bu kadarcıkla uğraşılmaz. Bu masraf sırf bunun için olamaz. Mantığımız bunu söyletir bize. İşte burada da Bediüzzaman Hazretleri şu cümlelerle buna dikkatimizi çekti. Hem böyle hikmet, intizamat, adalet, inayet bunlar var. Okuyoruz, sahada görüyoruz. Hem de çok çabuk gidiyorlar. Böyle bir inayet bu kadar zayıf şeyle sadece bununla yetinmez. Ya ahiret olacak burasının amacı. Maket, numune, tadımlık, göstermelik, proje, taslak. Suret almak için bir şey, yani prototip çalışması gibi tabiri caizse. Burası ancak bu olabilir. La teşbih ve la temsil. Asıl ahiret, asıl saltanat yurdu orası. Vaktimiz daha az kaldı. Şurayı bir daha okuyalım. Ama belki ince tefekkürünü yapamayacağımız için bir dahaki derse de kalabilir. Eğer faraza tevehüm ettiğin gibi, daire-i memleketinde daimi menziller, âli mekanlar, sabit makamlar, baki meskenler, mukim ahali, mes'ud raiyeti bulunmazsa, şu hikmet, inayet, merhamet, adaletin hakikatlerine şu bekasız memleket mazhar olamadığı malum. Ve onlara mazhar olacak başka yerde de bulunmazsa, o vakit, gündüz ortasında güneşin ışığını gördüğümüz halde güneşi inkar etmek derecesinde bir ahmaklıkla şu gözümüz önündeki hikmeti inkar etmek ve şu müşahede ettiğimiz inayeti inkar etmek ve şu gördüğümüz merhameti inkar etmek ve şu pek kuvvetli emaratı, işaratı görünen adaleti inkar etmek lazım gelir. İşte bak yukarıda söylediğimiz şey. Eğer faraza tevehüm ettiğin gibi yani vehmetmek, olmayan bir şey var farz etmek, ettiğin gibi daire-i memleketinde daimi menzilleri yani kalıcı konakları, âli mekanları, sabit makamları, baki meskenleri yani kalabilecek yerleri, mukim ahalisi, sabit kalıcı ikamet eden ahalisi, mes'ud raiyeti bulunmazsa mutlu olan vatandaşları bulunmazsa şu hikmet, inayet, merhamet, adaletin hakikatlerine şu bekasız memleket mazhar olamadığı malum. Yani tam olmuyor buradaki. Tam o saadet burada yaşanmıyor. Zıtlar birbirine karışmış, imtihan oluyor, haksızlıklar yaşanıyor. İnsanlar hayallerine ulaşamıyorlar. Bazen haksızlıkla o hayaller ellerinden alınıyor falan filan düşünün yani. O size de eksiklik gibi gelen nasıl diyelim tam olmadı ya yani böyle olmadı ya tam tadını alamadık diye düşündürten ne varsa hepsini düşünün yani hayatınızdaki hepsini alın böyle kalbinize koyun göğsünüze koyun aklınıza onlar gelsin. Adaletin hakikatlerine şu bekasız memleket mazhar olamadığı malum ve onlara mazhar olacak başka yerde de bulunmazsa yani bir ahiret de olmazsa, o vakit gündüz ortasında güneşin ışığını gördüğümüz halde,
güneşi inkar etmek derecesinde bir ahmaklıkla şu gözümüz önündeki hikmeti inkar etmek ve şu müşahede ettiğimiz inayeti inkar etmek ve şu gördüğümüz merhameti inkar etmek ve şu kuvvetli emaratı, işaratı görünen adaleti inkar etmek lazım gelir. Yok demek zorunda kalırsın yani. Evet, herkese nimet veriyor, doyuruyor ama cömert değil demek zorunda kalırsın. Çünkü neden? Alıyor onların elinden. Cömert adam bir kere mi cömert olur? Cömert adam tattırıp çeker mi? Ama bir taraftan da çok tattırıyor. Hani böyle bir tezat. Eğer ahiret olmazsa bunları inkar etmek zorunda kalırız. Çünkü sonuca ulaşamıyoruz. Yani Cenab-ı Hakk'ın kainatta bize tattırdığı bu şeylere şey dememiz gerekir. İşte nihilistler burada gelecek ya, sofestai bahsi gelecek şimdi. Sofestai diyecek. Nihilistler bu noktada zaten şeye gidiyorlar. O noktaya. İfrata. Nasıl yani? Adam diyor ki ya hiçbir şeyin anlamı yok ki diyor ya. Zaten bunlar hiç olacak. İki hiçten geldik. Hiçe gidiyoruz. İki hiçin ortasındaki de hiçtir diyor adam. Bak, gittiği mantığa bak. Hiçten geldik. Anlamı yok. Hiçe gidiyoruz. Anlamı yok. İki anlamsızlığın ortasındaki de anlamsızdır diyor. Adamın kendi mantığına göre şey doğru. Ama o itikadından gelen bir sorun onun. Anlamı var bize göre. İşte sonsuzlukla anlamı oluyor çünkü. Bu dünyada yaşamamız, yaşadığımız tecrübeler, ondaki güzellikler, bunların tamamı devamlıysa kıymetli oluyor. İşte bir çocuğun hayatını kurtarmak, insanlara yardımcı olmak, fakirleri doyurmak. Ya sonuçta eğer ahiret diye bir şey yoksa, hepimiz hiçe gidiyorsak, iyiliğin kötülükten ne farkı var? O da hiçe gidiyor, o da hiçe gidiyor. Kasanın en sonunda sıfır çekiyor yani o muhasebe işletme okuyanlar bilirler. Çekiyorsun altına çizgiyi, hesap yapıyorsun ya. Çizgiyi çektin, altta sıfır. Ya o sıfır olduktan sonra üstte ne yazarsan yaz. En sonunda sıfırda eşitleniyorlar. Aynı onun gibi de yani neden iyilik yapılsın? Neden fakir doyurulsun? Neden insanlara merhamet edilsin? Neden zayıf kullansın? Bunların hiçbir anlamı kalmıyor eğer ahiret olmazsa. Çünkü zaten hiçlik. O zaman da şunu demek zorunda kalıyorsun. Ya hiçse o zaman bunlar da inkar edilecek yani. Bunlara da gerek yokmuş. Bunlar sanrı. Bunlar aslında yok. Bunlar aslında hiç. Bunlar aslında rüya. Allah bütün valilerin kalbine merhamet koymuş. Ya bunlar aslında hiç ya. Çünkü ne kalıyor ki geriye? Ne kalıyor ki geriye? Hiç bunlar. Biz diyoruz ki ya bu çocuğa yardım ettin, bu fakiri doyurdun, şuna yardım ettin. Bunların diyoruz kalıcı aleme şeyi var. Cennetin bunlardan yapılacak diyoruz. Hah, bu zaman taşlar yerine oturuyor. İyilik amaçlı oluyor, kötülük zararlı oluyor gerçekten. Ama o işte hepsi hiçlikle buluştuktan sonra onu yapmışsın, bunu yapmışsın. Ne fark eder? İşte o nihilizm oradan besleniyor. Hem bu gördüğümüz icraat-ı hakimane ve ef'al-i kerimane ve ihsanat-ı rahimenin sahibini, bu gördüğümüz icraat-ı hakimane, hikmetli icraatlar, ef'al-i kerimane, keremle, cömertçe fiiller ve ihsanat-ı rahime, Cenab-ı Hakk'ın rahimane ihsanatı sahibini, özel ihsanlar yani kişiye özel ihsanlar gibi diyelim, haşa sümme haşa, sefih bir oyuncu, gaddar bir zalim olduğunu kabul etmek lazım gelir. Bu ise hakikatlerin zıtlarına inkılabıdır. Çünkü oynatıyormuş gibi olur değil mi? Yani o yüzden bu itiraz, zaten ateistler diyor, Üstad Hazretleri niye Allah'a düşman oluyor? Adam ahirete inanmıyor, o zaman ne diye düşünüyor? Allah diyor bu dünyada benimle oynuyor diyor resmen. Veriyor ama devam ettirmiyor. Yaşatıyor ama öldürüyor diyor. Doyuruyor ama sonra gene aç kalıyorum diyor. Benle oynanıyor diyor bu dünyada. Niye? Öteki tarafı düşünmüyor ki o. Onu düşünmediği için de böyle bir şeye kapılıyor. O nefreti de
Allah'a yöneltiyor. Bakın ateist sitelerini gezin, adam Allah düşmanı ya. Allah'ı inkar etmiyor. Allah düşmanı, düşmanı. İnanmadığı insan, insan inanmadığı bir şeye düşman olabilir mi? Bunların inandığı düşmanlıklarından belli. Sonsuzluk teorisi de diye bir film vardı. Srivasa Ramasuska mıydı? İsmi aklıma gelmedi. Srivasa'ydı galiba ismi. Hintli bir matematikmiş, dahiymiş. Onun 1. Dünya Savaşı'nda veya 2. Dünya Savaşı'nda bulduğu teorileri bugün kara delikleri anlamak için kullanıyorlarmış, formülleri falan. O adamın hocası var. Hardy miydi hocasının ismi? Aklıma gelmedi. Hocası bir gün güneşli havada şemsiyeyle çıkıyor. Efendim diyor, hava güneşli diyor. Neden diyor şemsiye taşıyorsunuz? Çünkü diyor ben diyor şemsiye taşıdığımda diyor yağmur yağmaz diyor. Ben ateistim diyor. Efendim diyor, siz diyor ateist değilsiniz. Siz diyor Allah'ın sizi sevmediğini düşünüyorsunuz diyor. Bak, ateizmde bile böyle bir şey var. Karşıtını yapıyor. Niçin? Nefretini kazanmak için. Hani kızdırmak için, sanki ona gücü yetermiş gibi. Ama bu aslında altında bir şey barındırıyor. İlgi barındırıyor. İlgi istiyor, sevgi istiyor. Hani aşk çok çabuk nefrete döner derler. Mesela aşık ilgisini bulamadığında hemen nefret etmeye başlar. Neden? O da çünkü ilgi kurma şeklidir. Dikkat çekmeye çalışır kötülük yaparak. Aşıklarda bu şeyler vardır. Detayına girmeyeyim, çok anladığım konular değil ama hani gönül şeyinde doğru ilişki kuramıyorsa bu sefer nefretle, kavgayla ilişki kurmaya çalışır. İlgiyi çekmeye çalışır yani. Çocuklar da mesela şımararak falan vesaire bir şekilde anne ilgisini üzerinde tutmaya çalışır. Eğer öteki türlü tutamadığını düşünüyorsa gibi gibi. Çoğaltmayayım olayı. Evet, haşa sümme haşa, sefih bir oyuncu, gaddar bir zalim olduğunu kabul etmek lazım gelir. Bu ise hakikatlerin zıtlarının inkılabıdır. Ya öyle bir şey olur mu? Hem sevindirsin hem de kötü birisi olsun. Kötü birisi olsa niye sevindiriyor bizi? Bu olmaz. İşte hakikatlerin zıtlarında inkılabı budur. Hem çok iyi birisi hem de bana kötülük etti. Yani hem en kötü birisi hem en iyi birisi. Bu ikisi birden olmaz. Hem bizi yokluktan varlığa çıkardı, hem de bizi yok edecek. Bu ikisi birden olmaz. Yani öyle düşünüyoruz hani. Bu da çünkü birbirinin tam zıttı. Başka nasıl bir örnek verelim? Ya eli çok hamar attır, çok lezzetli yemekler yapar ama yedikleri yani yedirdiği hep zehir gibi. Ya böyle olmaz. Çok sağlam mühendistir ama binaları hep yıkılıyor. Böyle olmaz. Hani birisi hem bir şey olup hem onun tam zıttı olmaz. İkisi birden bulunmaz. İnkılab-ı hakaik biraz da bu demek. Bu ise hakikatlerin zıtlarına inkılabıdır. Halbuki inkılab-ı hakaik bütün ehli aklın ittifakıyla muhaldir. Mümkün değildir. Islak ama çok kuru. Olmaz böyle bir şey. Muhaldir. Yalnız her şeyin vücudunu inkar eden sofastayı eblehler hariçtir. Onlar için her şey hiçte eşitlendiğinden aradaki her şey de eşittir yani. Her şey hiçtir. O yüzden sahadaki görünen de aslında hiçlikte eşitlenir. Onlar inkılab-ı hakaika iman edebilirler. Demek bu diyardan başka bir diyar vardır. Onda bir mahkeme-i kübra, bir madele-i ulya. Madele-i ulya neymiş? Yüce adaletin gerçekleştirildiği yer demekmiş. Bir mekreme-i uzma. Mekreme-i uzma neymiş? Çok büyük ikramların yapıldığı yer demekmiş. Bir madele-i ulya, bir mekreme-i uzma vardır ki ta şu merhamet ve hikmet ve inayet ve adalet tamamen tezahür etsinler. Evet arkadaşlar, daha fazla uzatmayayım. Vaktimiz de geçmişiz, onu gördüm. Gördüğünüz gibi 11. suret bize neyi gösterdi? Kainattaki zahiri bir uyumsuzluğun olduğunu. Hem orada büyük kemallerin, hakikatlerin delilleri, işaretleri bulunduğunu, ancak o kemallerin, hakikatlerin hak ettikleri sonsuzluğa da mazhar olmadıklarını gösterdi. Bu zahiri uyumsuzluğun da kainatın başka bir yerde tamam olacağının delili olduğunu, ancak onunla bu işin tamam olduğunu, yoksa
bu eksikliğin kainata dair yorumlarımızı da çok kötü bir yere, çok yanlış bir yere, çok mantıksız, tutarsız bir yere götürdüğünü bize gösterdiği 11. suret. Keşke vaktimiz olsa bir saat daha konuşsaydık, çünkü o cümleleri tekrar tekrar okuyup detaylarına girmek gerekirdi. Fakat iktifa edelim. Cenab-ı Hak ömür verirse bir daha sözleri tekrar ders yaparsak, tekrar buraya geldiğimizde inşallah bu hakikatleri daha derinlemesine konuşuruz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru da'vahmenil hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.